Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Ağustos ayında özel yaşamanız, aileniz, yaşadığınız mekanlar, yuva, ev konularında bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Geleceğinizi etkileyecek alanlarda aldığınız etkiler bu ay bazı değişimler yapmanızı, toplumdaki statünüzü etkileyecek bazı kararlar vermenizi sağlayabilir. Güneş 23'üne kadar Aslan burcunda parlayacak. 28 Temmuz'da doğan Aslan yeni ayının etkileriyle Ağustos'a başlıyoruz ki ilk 10 günlük süreci içerisinde bu yeni ay tesirleri devam ediyor olacak. Belki iş ve kariyer hayatınızda bir yeni adım attınız. Bununla ilgili fırsatlar var. Yeni kararlar verdiniz. Yer değişiklikleri, taşınmalar ve benzeri konular olabilir. Kariyer ilişkilerinizle de ilgili olabilir. Çünkü Uranüs ve Mars 7. evinizde olduğu için her türlü ilişki dinamiği bu dönemde toplumdaki statünüz, gelecek planlarınız, kariyerinizle ilgili konuları etkileyebiliyor. Sürpriz durumlarda olabilir. Ani gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Yeni tanışmalar, hızlı verilen kararlar, ayrılıklar, birleşmeler, anlaşmalar, sözleşmeler. Yani bunları bekleyebiliriz bu ay içerisinde. Ve 12 Ağustos'ta Kova burcunun 19 derecesinde dolunay meydana gelecek. Sabit burçta olduğu için sizin için de çok önemli bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse sizin için çok güçlü ve önemli bir dolunay. Kendi içinde zor enerjileri var. Satürn'le birleşiyor. Boğa burcundaki Uranüs'e dik açıda. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda, daha evrensel konularda da zorluklar, bazı belki sıkıntılar, kısıtlamalarla karşılaşılabilir. Beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir bu dolunay tesirinde. Dördüncü evinizde olacağı için biraz daha yaşamın, özellikle ailevi alandaki sorumluluklar, görevler, ebeveynlerle ilgili konular ve buralarda zorunlu olarak yapılması gereken bazı değişimlerle ilgili olabilir. Yani bu dolunay belki bir aile yuva olma konusunda bir sorumluluk getirebilir size. Veya ev yuva alanında alıştığınız düzenin değişimiyle ilgili bir konu olabilir. Mesela bir boşanma konusu, evden ayrılma, taşınma gibi bir gündem yaratabilir. Bunun yanı sıra taşınma konusu, ev değişimi, yer değişimi, ülke, şehir değişimi gibi konular olabilir. Bunlar işle ve kariyerle de bağlantılı olabilir ya da evlilikle bağlantılı olabilir. Anne baba, ebeveynler ve onların sağlıkları, onların yaşamlarındaki düzenle ilgili sizin de üstlenmeniz gereken bazı sorumluluklar olabilir. Belki bunlar yaşamınızda bazı kısıtlamalar yaratabilir. Ev almak, emlak almak için iyi bir dönem aslında. Satürn burada. Güçlü temeller oluşturmanız, uzun vadeli adımlar atmanız için, yani yuva kurmak, emlak almak, yatırım yapmak gibi konularda destekliyor. Bunlar daha uzun süreçli etkiler. Buralarda bazı kararlarınız olabilir. Aileyle de bağlantılı ortak gelişmeler olabilir bunlar. Dolunay tesirleri 3 gün öncesi, 3 gün sonrası etkilerini en yoğun hissedebileceğimiz dönemdir. Ağustos ayının ortalarına işaret ediyor zaten. 13-19 Ağustos aralığında Merkür'ün, Mars'ın, Venüs'ün daha olumlu tesirleri günlük hayatımızda bazı rahatlamalar getirebilir. Özellikle 16-17-18 Ağustos gibi biraz daha gerek ilişkilerde, gerek sosyal konularda, gerek zihinsel aktivitelerde daha yararlı bir süreç olarak değerlendirebilirsiniz bu günleri. Daha şanslı etkiler altında olabilirsiniz. En azından bazı sorunları pratik çözüme ulaştırabilirsiniz. Daha hızlı sonuç alabilirsiniz. 20 Ağustos itibariyle 2022'nin en önemli gezegen geçişlerinden biri başlıyor. Enerji gezegenimiz Mars, Boğa'dan ayrılıp İkizler Burcu'na geçecek. Bu yıl bu çok önemli çünkü uzun süre kalacak. Mars'ın kendi içinde 2 yıllık dönemleri vardır. 2 yılda bir, bir burçta 6 aydan fazla kalır ve 2,5 aylık bir retro hareket yapar. Bu sefer bunu İkizler Burcu'nda deneyimleyeceğiz. 20 Ağustos'ta başlayacak. 31 Ekim'e kadar ilerliyor. 31 Ekim'de gerilemeye başlayacak. 12 Ocak'a kadar gerileyecek. 12 Ocak'tan itibaren tekrar ileri dönüyor ve 26 Mart 2023'e kadar Mars ikizlerde olacak. Yani önümüzdeki 7 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Mars neredeyse enerji oradadır. Aksiyon oradadır. Mücadele oradadır. Ama tabii Mars bu. Savaş da getirir. Çatışma da getirir. Huzursuzluk ve gerilim, stres de getirebilir. İkizler Burcu sizin haritanızda 8. evinizde sevgili akrepler. Burası daha çok aslında başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar,
İşte eşinizin maddi durumu, finansal paralar, hisseli paralar, borç alacak konuları, kredi konuları, miras, sigorta, nafaka gibi konular. Bu alanlarda biraz mücadeleli bir dönem var sizin için. 7 aylık bir süreç. Özellikle finans durumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Hızlı harcamalar olabilir. Borçlanma konularında daha temkinli olmanızda fayda var. Retro hareket Ekim sonu başlayacak. 12 Ocağı kadar devam edecek. Bu süreçte Mars gerileceği için ve yavaşlayacağı için enerjisi daha zorlayıcı, daha sıkıştırıcı olabilir. Daha tersliklerle karşılaşabiliriz. Bu dönemde dikkatli olmakta fayda var. Zaten o süreçte bunları daha detaylı konuşacağız. Kazalara, sakarlıklara dikkat etmekte fayda var. 8. ev olunca. Ameliyat, operasyon gibi konular olabilir ama Mars'ın retro olduğu döneme dikkat edeceğiz. Libidonuz artabilir. Bu dolayısıyla aşkta daha tutkulu, cinselliğin çok daha öne çıktığı bir süreçte olabilirsiniz. Yani yaşamınızda cinsellik çok daha vurgulanıyor bu önümüzdeki 7 aylık dönemde. Evet ve Güneş 23'ü itibariyle Başak Burcu'na geçecek. 27 Ağustos'ta ise 4 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay değişken burçlarımızı daha fazla etkileyecek sevgili akrepler. Sizin 11. evinizde doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Başak, Balık, İkizler ya da Yay. Eğer bulunuyorsa yeni ay tesirlerini daha güçlü hissedebilirsiniz. 11. ev aslında keyifli bir alan. Burası sosyalleşebileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Yeni ay ve takip eden Eylül ayı ortalarına kadar daha fazla arkadaşlarınızla bir arada olabilirsiniz. Belki onlarla planlar yapabilirsiniz. Bir ekip çalışmasında, bir grup faaliyeti içerisinde olabilirsiniz. Bir projeye başlayabilirsiniz. Sosyal alanlarda toplumsal konularla ilgili bazı faaliyetler içerisinde yer alabilirsiniz. Bu süreç içerisinde iş hayatında da yeni teklifler almanız, kariyeriniz ve kariyerinizi etkileyecek konular, parasal kazançlarınızı etkileyecek alanlarda Başak daha verimli olabileceğiniz, düzenlemeler yapabileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.